Mert. Gizem. Senin ne işin var burada? Seninle konuşmak istiyorum. Sen beni mi takip ediyorsun? Nasıl buldun evimi? Dava dosyasında vardı. Ben de taşınıp taşınmadığınızı bilmiyordum. Bir şansımı denemek istedim. Yani demek istediğim... Yani demek istediğin yargısız infaz yaptığın için pişman oldun ve benden özür dilemek istiyorsun. Doğru mu anladım? Evet, senden özür dilerim. Sana karşı ön yargılı davrandığım için. Can Araz ve köpeklerini grafiticinin yanında görmüş. Yani o resmi yaptıran da, o dosyaları senin çantana koyan da muhtemelen onlar. Keşke emin olmadan sana böyle ağır sözler söylemeseydim. Neyse tamam. İşim var benim, izin verirsen. Kolumu bırak ya. Gizem, senin gözünde hala suçlu olduğumu bildiğim için benden intikam almak istediğini düşündüm. Sana karşı ön yargılı davrandım. Mert, benim gözümde suçlu olup olmamanın ne önemi var Allah aşkına? Sen yargılandın ve suçlu bulundun. Bunun farkındasın değil mi? Bu söylediğin sözler için bir gün benden özür dileyeceksin. Bunu da biliyorum. Ya sen ne ukala bir insansın Allah aşkına. Hem ben senden özür dilemek için buraya geldim diyorsun, hem de benden özür bekliyorsun. O dosyalar senin çantanda çıktı değil mi? Evet, benim çantamda çıktı. Mahkeme kuruldu, disiplin kurulu sana ceza verdi. Ve sen 3 gün uzaklaştırma cezası aldın. Sadete gelir misin artık? Ama seni suçlu bulmalarına rağmen sen masum olduğunu biliyorsun. Herhalde biliyorum Mert. Demek ki biri işlemediği bir suçtan haksız yere ceza alabiliyormuş. Yani birinin bir suçun cezasını çekmesi o suçu işlediğinin ispatı değilmiş. Sen benden özür dilemeye mi geldin yoksa hayat dersi vermeye mi geldin Mert? Bırak beni, bırak. İmdat! Anne. Bana vurmak ha. Mahvedeceğim lan seni. Lan köyler. Kes sesini, yürü lan. Defol. Yürü. İçin. Yürü lan. Terbiyesiz sen. Yürü. Defol. Anne iyi misin? Ne oluyor? Ne oldu? Anne bırak. Ne oldu? Neyin var? Çek lan ellerini üzerinden. Yürü. Hala konuşuyor şerefsiz. Mert. Mert, iyi misin? İyiyim ben. Anne nasıl, asıl annen? İyi. İyi, bir şey yok şimdi. Sarsıldı kadın. Ama komşumuz yanında şu an. Mert. Teşekkür ederim. Anneme bakacağım. Şu Kadri'yi bıçaklayan çocuk mu? Kız yavaş. Emin misin olduğuna? Bilmiyorum ki. Yani şöyle bir an için gördüm ama... Gerçi onun da Gizem'in yanında ne işi olur ki? Benzettim herhalde. Onlar kimse kim? İkidir hayatımı kurtarıyor. Allah razı olsun. Öyle vallahi. Hızır gibi yetişmiş her kimse. Allah razı olsun. Amin komşuma, amin. Sen biraz limonlu su iç. Biraz da dinlen. Bir şeyin kalmaz. Hazırladın mı kızım? Sağ olasın. Sağ ol Gizem. Al canım, afiyet olsun. Sağ olasın Emine. Hadi görüşürüz. Ocakta yemeğim var. Tamam. Sağ ol. Geçmiş olsun Gizem kızım. Sağ ol Emine teyze. Bizim herif dediydi bu adam, hayırsızın teki. 5 para etmez diye. Haklıymış. Sağ olasın. Bir şeye ihtiyacınız olursa biz buradayız. Sağ olasın. İyi misin anne? İyiyim kızım. Şimdi iyiyim. Sağ ol. Gizem, senin yanındaki çocuk kimdi? Okuldan bir arkadaşım. Niye sordun? Hiç, benzettim herhalde. Hani şu 2 kere hayatımı kurtardı dediğin, Mert'e yani. Kızım sen oradan bizi mi dinliyordun? Kulak misafiri oldum diyelim. Anne. Bak bana doğruyu söyle. Sen babamı korumak için mi yalan ifade verdin? Kızım ne saçmalıyorsun sen? Ben de gördüysem onu söyledim.
Onlar işte öyle birbirine dalaştı. Sonra da çocuk babanı bıçakladı. Annem Mert mahkemedeki ifadesine kazayla oldu demiş. Kaza mıydı gerçekten? Sen babamı korumak için mi böyle bir şey söyledin? Bak ondan korkuyorsan korkmana gerek yok. Ay tamam yeter. Bir de niye üstüme geliyorsun ki? Üstüme gelme. Uğraşma benimle. Ben gerçeği kimden öğreneceğimi biliyorum artık. Hayat bildiği gibi gelsin. İşimiz bu yaşamak, unutmak.